Zülküf Er Doğru Haber Hafızasızlık Odasında Kürtler ve Kemalizm Malumunuz, geçen hafta Diyarbakır'da HDP şovuna dönüşen bir sergi açılışı gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak hafızalara işlenen zulümlerden kimi sayfalar yansıtıldı. Sergi ve içindekiler kimileri tarafından çok abartılı bir şekilde övgülere mazhar olmakla beraber, kimileri tarafından ise zulmün tek kanadını yansıttığı için eleştiri konusu yapıldı. Birçok kesim haklı olarak HDP, PKK zulmüne, HDP PKK katliamlarına sergide yer verilmeyişini eleştirdi. Bu eleştirilere kasıldığımı belirtmek isterim. Ama ben olayın VIP Kemalist konukları konusunda kafayı taktım. Belki de son söylemem gereken lafı başta söyleyeyim. Kürtlerin çektiği acıların sergilendiği bir sergiye davet edilen Kemalist konuklar, Kürtlerin acı ve gözyaşlarının üzerinde halay çektiler. Bakın, dikkat edin. Olay gazetelere magazinsel bir organizasyon olarak yansıdı. Müslüman Kürt halkının çektiği acılar Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'ın halay görüntüleri arasında güme gitti. Onlar kadar bile gündem olmadı. Çok açık bir şekilde Kürtlerin çektikleriyle halay edildi. Hem de bunu PKK, HDP ve Kemalizm kardeşliği ile yaptılar. PKK, HDP ve Kemalizm bir kez daha Kürt düşmanlığı ortak paydasında kol kola hem de beyaz sorosların asenasının gönderdiği çelenk eşliğinde Kürtlerin acılarının üzerinde tepiştiler. Renkli tabutlar önünde selfie yarışına giren İstanbul Sosyetesi'nin gözde isimleri otantik bir geziyi tamamlamanın huzuruyla döndüler sırça köşklerine. Serginin baş konuğu kimdi? Kemalizm külhanı CHP'nin parlayan yıldızı Ekrem İmamoğlu. Peki Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyareti neden yaptı? Tabii ki de. Gönlünde yatan Cumhurbaşkanlığı için bir basamak, bir propaganda olsun diye yaptı. Kürtlerin acıları bu insanlar için seçim afişi olmaksızın öte bir anlam ifade etmez. Çünkü bu acıların kaynağı zaten kendi zihniyetleridir. Açıkçası Kemalizm Kürtler arasında taban bulmak için çok uğraşıyor ve HDP'nin de yardımıyla bunu başaracak gibi duruyor. Kemalizmin partisi olan CHP yıllardan beridir Türkler arasında olduğu yerde sayıp duruyordu. Ne zaman ki HDP üzerinden Kürtler arasında taban bulmaya başladı, işte o zaman ilerlemeye başladılar. Bu sergide açıkçası bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu amaca hizmet etti. Bu hizmetin tam olarak gerçekleşmesi için de belli ki sergide CHP'nin iktidar olduğu yıllara ait zulümler hafızaya davet edilmemiş. Bu serginin ihtişamlı açılışından sonra Türkiye gündemine neler yansıdı acaba? Türkiye, Türklerindir Motosu'nun kutsal savaşçısı Ertuğrul Özkök'ün halay çekme konusundaki acemiliği ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylı. Kaç gazeteci, kaç programda acılardan bahsetti. Hiç kimse acıları yazmadı. Ekrem İmamoğlu'nun oraya izinli mi, izinsiz mi gittiği tartışmaları içerisinde Kemalizm bir kez daha Kürt Mehmet'i, Kürt Ahmedi nöbete yolladı. Selam ve dua ile.